tarihi dokusuyla, kültürel mirasıyla ve burada yaşayan insanlarıyla eşsiz bir şehirdir. Ancak benim için Edirne sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Emekli öğretmen Yücel Balkanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Merkez İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen basın toplantısında adaylığını duyuran Balkanlı, partiyi aydınlık yarınlara taşımak için tüm partilerle el ele, birlik ve beraberlik içinde kimseyi ötekileştirmeden seçimlere var gücümüzle çalışacağız dedi. Yarınlarımızın, geleceğimizin, cumhuriyetimizin teminatı olan önemli bir şehir. Geleceğimizi daha aydınlık yarınlara taşıyabilmek için tüm partili yoldaşlarımla el ele, gönül gönüle vererek birlik ve beraberlik içinde kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak partimizin yerel seçimlerde ve daha sonra da genel seçimlerde iktidar olması için var gücümüzle çalışacağız. 28 Mayıs seçimlerinden sonra bütün Türkiye'de olduğu gibi Edirne'mizde de örgüt seçimleri başladı. Köy, mahalle, delege seçimlerimiz bitti. İlçe seçimleri devam ediyor. Bizde de pazar günü Edirne Merkez İlçe seçimini yapacağız hep beraber. Bugün benim de meslektaşım, sevgili Yücel Balkanlı arkadaşımızın Edirne Merkez İlçe Başkanlığı için adaylık açıklamasına geldik hepimiz. Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir ailedir ama Yücel arkadaşımız da bu ailenin yeni üyelerinden değil eski üyelerinden. 2015'te özgeçmişinden de gördüm. Memuriyetten, öğretmenlikten emekli olduktan sonra 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmuş. Yani 8 yıldır kendisi de bizlerle beraber sahalarda bu ülkeye demokrasiyi getirmek, özgürlükleri getirmek, insan haklarını getirmek ve herkesin tıpkı o 1923 şartlarındaki gibi bu ülkenin, bu cumhuriyetin eşit onurlu birer yurttaşı yapmak için demokrasi mücadelesini sürdürüyor. Edirne'de de 3 Eylül Pazar günü ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu anlamda aday olan Yücel hocamıza, Yücel abim dediğim çünkü zaman zaman fikirlerinden faydalandığımız Atatürkçü duruşuyla, cumhuriyetçi yaklaşımlarıyla, ülke sevdasıyla hep bize örnek olmuştur, hep bize abilik yapmıştır. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Bir önceki dönemde seçimlerde beraber çalıştığımız ilçe başkanımız, yöneticiler, gençlik kolları, kadın kolları. Bunlar arasında Güzel Sanatlar Lisesi'nde